أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman ile kalbimizi, Kur'an ile hayatımızı, İslam ile dünya ve ahiretimizi mesrur eden, zerrelere hareket ve bütün kainata bereket bahşeden, mülkün yegane maliki ve mahlukatın biricik halikı Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sayısız ve sonsuz hamd ve senalar olsun. İnsaniyetin melceği, hılkatin fatihası, nübüvvetin hatimesi, alemlere rahmet, kurtarıcımız, müjdecimiz, yol göstericimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sabahın şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Allah hepinizden razı olsun. Geçen hafta bulunamadık. Bulgaristan'da Şumlu Nuvvap Mektebi'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle önemli bir program gerçekleştirildi. İlim ve İrfan Ocağı Nuvvap Mektebi Osmanlı Çınarı başlığıyla güzel bir program oldu. Çünkü Nuvvap Mektebi 1909 İstanbul Sözleşmesi, 1913 İstanbul Muahedesi ile Bulgaristan Devleti'ne Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurdurulması istenen bir mektep olarak 1922 yılında açılmış. Bizim Türkiye'de daha sonra açılan İmam Hatip okullarının aynı aşağı yukarı meslek dersleri, Ulum-i İslamiye dediğimiz dersler, kültürel dersler, tarih, coğrafya, matematik, fizik vesaire gibi dersler, tali kısmı bulunan, ali kısmı olan, yani bir lise, bir de yüksekokul kısmı olan çok önemli bir müessese ve buradan yetişen insanlar 1944 yılında Bulgaristan'ın Ruslar tarafından işgal edilip komünizmin orada egemen olmasından sonra 49'da kapanmış ve oradaki Müslümanlar da Türkiye'ye gelerek çok önemli hizmet görmüşler. Türkiye'de İmam Hatip okullarının açılması sürecinde bu nüvvap mezunu kişiler Türkiye'deki İslami hayatın başlatıcıları, önderleri olmuş. Ahmet Davutoğlu merhum hocamız bunlardan birisi. Osman Pazarlı Diyanet Teşkilatı'nda uzun yıllar hizmet etmiş zat bunlardan birisi. İsmail Ezherli bunlardan birisi ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, Sakarya'da, Burdur'da, Antalya'da, çok farklı yerlerde yüzlerce nüvvap mezunu Türkiye'de dini hayatın devamında önemli hizmet icra etmiş. Ben orada şunu söyledim. Dedim ki nüvvap mektebi İstanbul Boğazı'na benziyor. Nasıl İstanbul Boğazı üstten Karadeniz'in suyunu Marmara'ya, alttan da Marmara'nın suyunu Karadeniz'e taşıyorsa, Nuvvap Mektebi de Türkiye'nin birikimini önce üstten devletin talebiyle Sofya'ya, Şumlu'ya, Bulgaristan'a taşımış. 1950 yılında o birikim alttan devletin baskısıyla Türkiye'ye gelenlerle Türkiye'ye taşınmış ve hakikaten 25 yıl Türkiye'de kapalı bulunan eğitim ocaklarının oluşturduğu boşluğu onlar doldurmuşlardır. Ve 1950'den 1990 yılına kadar komünizmin egemen olduğu Bulgaristan'da dini hayatın yeniden başlaması için 90'da açıldığında İmam Hatip okulları yine bu sefer Türkiye'den oraya yeni giden arkadaşlarımızla dini hayat başlamıştır. Yani böyle alttan ve üstten sürekli birbirine akan bir boğaz gibi Nuvvap Mektebi Türkiye ile Bulgaristan arasında
önemli bir fonksiyon icra etmiş. Ve hakikaten orada önemli bir program oldu. Hem Bulgaristan Şumlu Üniversitesi'nin katkıları, hem 29 Mayıs Üniversitesi'nin katkıları, hem Sofya İslam Enstitüsü'nün katkılarıyla bir akademik toplantı gerçekleşti. Devlet düzeyinde Bulgar Devleti'nden katılımlar oldu. Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı, YTB yetkilileri katıldılar. Güzel bir program oldu. Yani buna ihtiyaç var. Oradaki insanlar resmi rakamlarla 650 bin ama fiili rakam 1,5 milyon Müslüman var orada. 6,5 milyonluk Bulgaristan'ın 1,5 milyonu Müslüman, Türk, Pomak, Çingene, Roman diyelim. Bunlardan oluşuyor. Bunlar Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'den uzanacak bir el, Türkiye'den görünecek bir tebessüm yüzü onların morallerini, motivasyonlarını yükseltiyor ve kendilerinin aidiyetlerini oluşturuyor. O bakımdan bu topraklar, yani Balkanlardaki Müslümanların vaktiyle yaşadığı topraklar önemli yerler. Oralarla irtibatı koparmamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden geçen hafta bulunamadık, kusura bakmayın. Evet, bu hafta 223. ayeti kerimesindeyiz. Bakara Sure-i Cellesi'nin. Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede kadın erkek ilişkilerine, aile hayatına müteallik mesajlar verdi. Geçen hafta da, yani bir önceki hafta kadınların hayız haliyle ilgili ayet-i kerimeyi okumuştuk. Bu onun devamı. Allah Teala buyuruyor Estağfirullah. Nisaukum harsun lekum. Fe'tu harsekum enna şi'tum. Ve kaddimu li enfusikum vettekullah. Ve alemu ennekum mulakuhu. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri, نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ Kadınlarınız, eşleriniz, hanımlarınız sizin için tarla mesabesindedir. Yani evlat yetiştiren, nesil yetiştiren tarla mesabesindedir. Yani evlilik dediğimiz kurum aslında neslin devamı için olmazsa olmaz mesabesinde bir şey ve evliliği, yuva kurmayı, eş edinmeyi Allah Teala böyle bir neslin devamı için hazırlanmış bir tarla mesabesinde bir teşbihle anlatıyor ve arkasından yani siz bu eşlerinizi, bu tarlalarınızı nasıl murat ediyorsunuz öyle onlara ulaşınız ve kaddimu li enfusikum önceden bu iş için hazırlık yapınız vettekullah. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da Allah'tan takva üzerine olunuz. Yani eşlerinize sahip çıkmada, onların hukukunu korumada, çizilen kurallar neyse onlara itina göstermede Allah'tan korkun. Ve alemu bilesiniz ki ennekum mülakuhu siz ona mülaki olacaksınız, ona kavuşacaksınız, onun huzuruna çıkacaksınız. Bunu unutmayın. Hesap vereceksiniz, mükafat göreceksiniz iyi yapmışsanız eğer. Ve beşşiril müminin ayetin devamından da bu mülakatın özlenilen, istenen, aranan bir şey olduğu anlaşılıyor. Müminleri müjdele ey Habibim diyor Allah Teala Hazretleri. Yani Allah ile buluşmanız, onu görmeniz, onun cemalini seyretmeniz mukadder ve muhakkak bir şey. Ama bu sizin yaptıklarınızın mukabili olarak cennette onu görmek şeklinde tecelli edecek. Dolayısıyla siz ev hayatınızda da, iş hayatınızda da, ibadet hayatınızda da takva üzere olmaya özen gösterin ve bu hal üzere yaşamaya bakın diyor Allah Teala Hazretleri. Bu ayet malum bir ahkam ayeti. Kadın erkek ilişkilerini belirten bir ayet. Detaya çok girmek istemiyorum. Tefsirde uzun malumatlar var ama bizim buradaki sohbetimize çok uygun değil bunların hepsi. Sadece şöyle bir yorum yapmış müellifimiz bu konuyla ilgili. Ahkam ayet olmasına rağmen işari bir yorum yapmış. Diyor ki ey dünya ve ahiret tarlasında tasarruf yetkisine sahip olan kullarım. Ayetin manası olarak böyle yorumluyor. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Mutlaka çünkü ona mülaki olacaksınız. Hiçbir şey sizin ona kavuşmanıza engel olmayacak. Avamdan, sıradan müminlerin de Allah'tan takva ile sakınmaları halinde
ona mülaki olabileceklerin ey Habibim sen onlara müjdele. Onlar da meyus olmasınlar Rablarını görmekten, ona kavuşmaktan. Sıradan müminlerin ise sadık ve samimi olmak, gerekli hususları yerine getirmek şartıyla önde gelen evliya sırasına girmesi bile mümkün olacaktır. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın bir vaadidir. Dolayısıyla ona mülaki olmak üzere hem bu dünyada hem öbür alemde ona mülaki olmak üzere dikkatle çalışın. Hudud-u ilahiye muvafık hareket etmeye özen gösterin diyor Allah Teala Hazretleri. Aslında zaten bu dünyada da biz Cenab-ı Hakk'ı eğer gözümüz açık, basiretimiz bağlı değilse cemaliyle kemali tecelli ediyoruz. Nitekim Hafız Şirazi diyor ki sevgilinin yüzü, yani Cenab-ı Hakk'ın yüzü örtü ve perde tutmaz. Onun cemali açıktır. Bu aleme baktığınız zaman onun esma ve sıfatlarının mazharı olan bu alemdeki güzellikler zahirdir ama göz lazım tabii. Yoldaki tozu tozutma ki sen onu rahat göresin. Yani sen dünya telaşıyla koştururken tozu kaldırıyor gibisin yani ve dolayısıyla bakmaya, seyretmeye, onun yarattığı bu güzellikleri görmeye fırsat bulamıyorsun. Sen o gözle semaya bak, denize bak, yeşilliğe bak, Allah'ın yarattığı güzelliklere bak ve onun cemali bu dünyadayken de gören bahtiyarlardan ol diyerek güzel bir tembihatta bulunuyor. Yine hemen akabindeki 224. ayet-i kerimede de Allah Teala yine bir ahkam belirten ayet-i kerime ama ölçüler de veriyor Allah Teala burada. Buyuruyor ki Estağfirullah la tec'alullaha urdeten li eymanikum in teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas vallahu semiun alim. Ey müminler, siz yeminlerinizi iyilik yapmanıza, Allah'tan takva üzere sakınmanıza, halkın arasını ıslah etmenize engel kılmayın. Yani insanlar bazen böyle hiç anlamı olmayan yemin ediyorlar. Yani ben bundan sonra kimseye iyilik yapmayacağım. Annemle konuşmayacağım, kızmış veya şunu şöyle yapmayacağım diye olmaması gereken hususlarda kendilerince söze kuvvet vermek, kararlılıklarını göstermek için bir de yeminle onu teyit ediyorlar. Siz olun diyor Allah Teala. Sakın ha. Böyle yapacağınız iyilikler, takva ile hareket edeceğiniz ameller, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere yapmanız gereken hususlar konusunda etmişseniz eğer, aslında etmeyin, etmişseniz onu bir engel gibi görmeyin. Onu, o yeminizi bozun. Gerekiyorsa cezasını verin, kefaretini verin. Ve bu suretle iyiliğinize mani hale getirmeyin diyor. Çünkü gerçekten ben annemle konuşmayacağım, arkadaşım, kardeşimle konuşmayacağım şeklinde yapılan yeminler tutulması gereken değil, bozulması gereken yeminlerdir. Aslında yapılmaması gereken yeminlerdir. Yapmışsa eskaza kefaretini verip o iyiliği, çünkü Allah Teala bir kelimesini kullanıyor, takva kelimesini kullanıyor burada, ıslah kelimesi. Üç önemli şey. Bir, iyilik yapmak, işlerimizi iyi yapmak, ibadetlerimizi iyi yapmak, namazı iyi kılmak, orucu iyi tutmak, neyse gibi işlerle ilgili bir. Bu öbürü takva. Kalbimizi Allah'ın dışındaki her şeyden korumak manasında, Allah'tan sakınmak manasında bir eylem ve işlem, kalbi bir eylem. Öbürü de ıslah-ı beyin, yani insanların ilişkilerini düzeltmek. Yani ne hali varsa görsünler değil, varsa problem oraya merhem olmak gibi sorumluluğumuz var. İnsanlar da bunları yapmamak üzere yemin ediyor mesela. İşte diyor Allah Teala Hazretleri, böyle bir yemin yaptığınız zaman bunu kendinize engel kılmayın. Allah sizin yaptıklarınızı duymakta ve hepsini bilmekte, bunlardan haberdar durumdadır. Allah'tan gizli bir şey yok. Dolayısıyla Allah sizin yeminlerinizi işitir, niyetlerinizi bilir. Allah'ın kalplerinize taşıdığınız niyetinizi bildiğini düşünerek dünyevi maksatlar için Allah adına yemin etmeyi bırakın. Böyle lüzumsuz, anlamsız yeminler etmeyin.
Allah Teala'yı gerekli tazim ve hürmeti göstererek onun dediklerini tutun. Mükellef olduğunuz emirleri hakkıyla yerine getirmeye çalışın. Nitekim Mevlana Mesnevisinde bu konuda Allah'ın bu işte semi basir oluşu ile ilgili ayetleri de dermeyan ederek diyor ki Cenab-ı Hak kendi hakkında buyurur ki semi' ben işiticiyim. Ta ki insanlar dudaklarını kötü sözden tutsunlar, dudaklarını ayırmasınlar, ağızlarını açmasınlar. Yine o zatı hakkında buyurur ki basir ben görücüyüm. Ta ki ne işlerlerse gördüğümü kullarım bilsinler diye Allah Teala semi' ve basir sıfatlarını duyuruyor. Yine ben her şeyden haberdarım, habir buyuruyor. Her şeyi bilirim buyuruyor. İnsanları fesada düşmekten kurtarmak üzere bunu bilin. Yani ben habirim, alimim, semi'im, basirim. Yani görücüyüm, işiticiyim, haberdarım veya bilgi sahibiyim. Her şeyinizi kontrol ediyorum. Dolayısıyla siz boş yere yemin etmeyin, anlamsız işler yapmayın. Bunların hepsi kayda geçiyor. Zaten ilahi kameralar kaydediyor. Bu kameranızı kaydettiği gibi ve o ilahi kameralar yarın ikra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe aç kameranı, aç videonu, seyret kendini gibi önümüze düşecek, karşımıza çıkacak. Onun için böyle anlamı olmayan boş sözlerle, boş yeminlerle kendi kendinizi meşgul etmeyin. Cenab-ı Hakk'ın her şeyden haberdar olduğunu asla unutmayın. Aslında bu ayetin hükmü hiç kimseye iyilik yapmamak, isyandan kaçınmamak, nefsin isteklerini yerine getirmek ve birbirine hasım ve dargın olanların arasını düzeltmemek üzere Allah için yemin eden herkes için samidir. Yani bir kimse efendim ben isyandan sakınmayacağım, iyilik yapmayacağım, kimseye iyilik göstermeyeceğim, şu dargınları barıştırmayacağım gibi boş ve anlamsız yeminler etmişse bu yeminden dönsün manasınadır bu ayetin manası diyor müellifimiz. Sanki Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Başkalarına iyilik yapmak, isyandan kaçırmak gibi şeyler iyilik ve taat nevinden şeylerdir. Yemin etmiş olmak bunları yapmanıza asla engel olmaz. Şayet bunları yapmamak üzere yemin etmişseniz hemen yemininizden vazgeçin. Hayırlı işlere yönelin. Sakın ola ki Allah adına yemin ettik diyerek onun arkasına sığırmayın. Urda tenasına o demek. Yani onu bir engel, bir siper gibi görüp onun arkasına sığınıp ya ben yemin ettim, beni o işe bulaştırmayın, ben onları barıştırmamak üzere yemin ettim derseniz yanlış, o yemini bozun ve o ıslah-ı beyin işinden kaçınmayın diyor. Çünkü bir iyilik, takva ve ıslah gibi hayırlı işleri yapmama konusunda yemin etmek bu yeminin bozulmasını gerektirir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bir şey hakkında yemin eden kişi yemininin kefaretini versin ve daha hayırlı gördüğü başka bir işe yönelsin diyerek, yani böyle anlamsız edilen yeminlerin bozulması gerektiğini tefsiri mahiyette Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Bostanül Arifin isimli bir eser var. Oradan naklen bir alıntı yapmış müellifimiz bu bölümle ilgili. Diyor ki, kişinin ticaret malını satarken Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirerek Allah Hazreti Muhammed'e salat ve selam eylesin. Şu mal maşallah ne kadar güzel ya falan demesi hoş değildir. Yani ticarete dini alet ediyor. Kazanca dini alet ediyor ve oradan bir dünyevi maksat elde etmeye çalışıyor. Bu güzel değildir diyor Musa'nın Arif'in Meclisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da ettüccar humul fuccar. Tacirler bazen facirlerin, günahkarların ta kendisidir buyuruyor. Ya Resulallah ticaret helal değil mi? Niye böyle söylüyorsunuz? Allah alışverişi helal kılmadı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onlardan bazıları yemin edip günah kazanırlar ve çokça yalan söylerler. Yani
böyle anlamsız yere, boş yere yemin etmenin güzel olmadığını, bu ticarette de olsa, başka yerde olsa uygun olmadığını hem hadis hem bu ayet-i kerimeden çıkan bir hüküm olarak müellifimiz ifade ediyor. Hemen akabinde 225. ayet-i kerime geliyor. Orada Allah Teala Hazretleri buyuruyor. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ عَلِيمٌ. Yani bu yemin edilen meselelerle ilgili tafsilat veriyor Allah Teala. Allah Teala sizin boş yere, anlamsız yere ettiğiniz yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Yani lafın gelişi söz sırasında böyle ağzından çıkıverdi, yemin ettiniz. Allah bunlardan dolayı yemininizden sizi sorumlu tutmaz ama kalplerinizde bir kasıt ve niyet varsa, yani bir hedefe, bir amaca, maksada yönelik olarak etmişsiniz yemininizi, bundan sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Burada lagiv kelimesi, lagiv kelimesi Arapçada boş, anlamsız, değersiz şey ve söz manasına kullanılıyor. Hem şey hem söz manasına kullanılan bir şey. Nitekim Mü'minun suresinin başındaki ayet-i kerimede de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّوِ مُرِضُونَ. Yani müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır ve lagivden, yani boş sözden, anlamsız işlerden yüz çeviren, işini ciddiye alan, güzel işler yapan kimselerdir diye orada da geçiyor. Boş söz demektir. Eyman ise yemin kelimesinin çoğuludur. Bakınız, la yuahidukumullahu billahi fi eymanikum. Yeminlerinizdeki boş sözleri ve boş yeminleri Allah hesaba çekmez. Yemin kelimesi de iki vecihle değerlendirilmiş genellikle. Yemin biliyorsunuz Arapçada bir sağ el manasına gelir. Yesar sol eldir. Yemine yemin denilmiştir. Çünkü insanlar ticari alışverişlerinde özellikle Arap adeti olarak eskiden sağ elleriyle el sıkışırlar, musafaha ederler ve böylece ticareti noktalarlardı. Buna işaret olmak üzere yemine bu muameleden dolayı yemin, yani sağ el muamelesi denilmiştir. Bize de hani özellikle kurban mevsiminde celepler, cambazlar kurban satarken vatandaşa kurbanı satacağı zaman elini tutup böyle uzun uzun sallarlar, el sıkışırlar, hayırını gör falan filan diye böyle. Hatta bazıları böyle bir de göğsüne vurur alıcının, hadi falan diyerek ikna etmek için öyle bir gelenek var. Yani o yemin sağ elle tutuşarak yapılan muameleden gelmiş bir manada. Yemin-i lagiv, yani böyle boş, anlamsız şekilde yapılan yemindir. Doğru olmadığı halde kişinin doğru olduğunu sanarak Allah adına yemin etmesi buna örnektir. Yemin edilen hususun geçmiş veya geçmemiş olması arasında fark yoktur. İmam Ebu Hanife'ye göre yemin eden kimse için bu lagiv olan yeminlerde bir şey yok ama alışkanlık haline getirmemek önemli. Ama yanlış olduğunu bilerek doğrudur diye yemin etmişse bunun adı yemin-i gamus. Yalan yere yemin. Bu ise büyük bir vebaldir. Hatta bizim mezhebimize göre yemin-i gamus, bile bile yalan söyleyen yeminin kefareti bile yoktur. Şafii'de var. Çünkü bu kebairdendir. Büyük günahtır. Ancak tevbeyle kurtulur. Kefaretle bile kurtulması mümkün değildir. Dolayısıyla lagiv ile gamus arasında fark var. Bir de yemin-i munakide var. Yani akit esnasında söze kuvvet vermek için insanın yemin etmesi, bu da tabii doğru olması şartıyla elbette caiz ama doğru olmazsa elbette onun da vebali var. Cenab-ı Hakk'ın bütün bu muamelelerin sonunda kendisini alim ve gafur ve halim olarak zikretmiş olması, yani bu muamelelerde zaman zaman günaha düşülebileceğini ifade eden bir anlam var. Allah bütün bunlardan sonra sizi mağfiret edecek, o hilim sıfatıyla tecelli edecektir diye kendi hilmine işaret ediyor. Hakikaten hilim Cenab-ı Hakk'ın en önemli, en güzel vasıflarından. Hilim sıfatının mazharı olan kullar da gerçekten sevilen insanlardır. Çünkü hilim yumuşak huylu olmak demek, muamelatta
ulaşılabilir, kolay insan olmak demektir. Kolay soru sorulabilen, kolayca oturulup konuşulabilen insandır. Halim insan, hilim insanı veya kızılması gereken yerde öfke kontrolü yapabilen insan demektir halim insan. Onun için Hüseyin Vaiz el-Kâşifi diyor ki, ilim hilimle olursa, bir bilgiye dayalı olarak hilim gösterirse insan muamelatında, bu insanın yüzündeki ben gibidir. Hani nasıl beni olan bir insan uzaktan baktığınızda hemen göze görülürse, ilimle hilim beraberse böyle hemen fark edilen güzel bir özelliktir. Hilimsiz ilim ise, hilmi olmayan, yumuşaklığı olmayan bilgi ise sıradan köy toprağına benzer, değersizdir. İlim bilgi kıymetli ama hilim yoksa, öfkeleniyorsa bir anlamı yoktur. Tahammül göstermek akıllıların süsüdür. Hilmi olmayan güzellik ve süsten mahrumdur. Raif Korkmaz diye bir hoca efendi vardı, Allah rahmet etsin. Trabzon ve Zonguldak müftülükleri yapmıştı. 2007 yılında hacda irşat heyetinde beraber bulunduk. Çok güzel bir şey söylemişti o zaman. Dedi ki, hocam ha bu dedi idareciliğin 3 şartı vardır dedi. Bunun dedi %30'u ilimdir. Bilgi. Yani idareci adam, yönetici adam bilgili olacak. %30'u dedi hilimdir dedi. Yumuşaklıktır. Halim olacak. Öfkelenmeyecek, bağırıp çağırmayacak, dinleyecek, dinlemesini bilecek filan. %40'ı da filmdür da dedi, Karadeniz'de olunca tabii böyle hemen lafı gidiğine koydu. %40'ı da filmdür dedi. Yani hakikaten hilim ve ilim kısmı, gerçekten de o film kısmını biliyorum ama ilim ve hilim kısmı çok doğru bir anlatım diye düşünüyorum. Bir hadis-i şerifte Allah'tan başkası adına yemin eden, yani ona tazim ile yemin ettiği kişiye, varlığa, şuna andolsun, şu işte kişiye andolsun filan gibi atasını, dedesini vesairesini zikrederek yaparsa şirk koşmuş gibidir diyor. Ama tazim kastediyle babama andolsun gibi bir şey, bunda beis görülmemiş ama babasını, atasını böyle tanrılaştıran, onu böyle kutsal bir varlık gibi görerek yapılan yeminlerin güzel olmadığını ifade ediyor. Şimdi geldik 226. ayet-i kerime ki bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri ila konusunu gündemimize taşıyor. İla demek aslında boşanma niyetiyle erkeklerin karılarından, kadınlarından, eşlerinden uzak kalmaya and etmeleri ve uzak ol benden diye yemin etmeleri için kullanılan bir kavram. Allah Teala buyuruyor. Lillezine yu'lune min nisaihim terabbusu erbaati eşhur fe in fa'u fe innallaha gafurur rahim. Evet. Yani kadınlarına ila ederek, yemin ederek ben sana yaklaşmayacağım diye yatağını, döşeğini, evini, barkını aramış, anasının evine göndermiş. Bunlar için 4 aylık bir bekleme süresi var. 4 ayın sonuna, ya yani 4 aya ulaşmadan eğer tekrar bir araya gelirlerse nikah düşmüyor. Ama 4 ay tamamlanır ve ondan sonra da iş noktalanırsa talak tamamlanmış oluyor. Yani bakın, lillezine yu'lune min nisaihim terabbasu erbaate eşhur. Bunun bekleme süresi 4 aydır. Fe in fa'u fe innallaha gafurur rahim. Eğer bu süre içerisinde eşlerine geri dönerler, onları gel tekrar barışalım derlerse şüphesiz innallaha gafurur rahim. Allah bağışlar. Problem yok ama bu niyetle yemin etmiş ve hakikaten ondan sonra göndermiş hanımın evine, o talakın düşmesi, nikahın düşmesi, talakın gerçekleşmesi demektir. İla yemin manasına, yani yemin ederek kadınlardan uzaklaşmak demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da böyle bir ila var. Çok enteresan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine döneminde, yani bazı ganimet mallarıyla muhacir ve ensardan insanların ellerinin biraz bollaştığı, hanımlarına ziynet eşyası ve de giyim kuşam
temin ettikleri bir dönemde Efendimizin hanımları da kendisinden dünyalık talep ediyorlar. Yani biz de işte Ensar hanımları gibi, Muhacir hanımları gibi dünyalık şeyler, giyim, kuşam, altın, ziynet istiyoruz diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu tavrına çok inciniyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların peygamber eşi olarak Peygamberimizin zahidane hayatına razı olmalarını umuyor ve öyle olduklarını düşünüyor. Kur'an da öyle söylüyor. Ahzab suresinde ya nisa en nebi lestunne ke ahadin minen nisa. Ey peygamber eşleri, siz sıradan hanımlar gibi değilsiniz. Yani sizin böyle diğer hanımlar gibi şunu da isterim, bunu da isterim gibi talepte bulunmanız size yakışmaz. Ya yani siz çünkü ümmetin önündeki bir peygamberin eşisiniz. Dolayısıyla sizde o ümmetin önündeki peygamberin ne tür vasıfları varsa ona uygun olarak yaşamak gibi zorunluluğunuz var. Sıradan kadınlar gibi değilsiniz diyor Kur'an. Peygamberimiz de eşlerine böyle olunca, onlar böyle yapınca peki o zaman ben size bir ay süreyle ilah ediyorum diyor. Yaklaşmayacağım bir ay size diyor. Ve hakikaten 29. günün sonunda ayet-i kerime nazil oluyor ve inen ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Sallallahu kul li azvacike in kuntunna turidnal hayatad dunya ve zinataha fetaaleyna umatti'kunna ve usarrihkunna sarahan cemila. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eşlerine söyle. De ki eğer siz dünya hayatını ve dünya hayatının süslerini, böyle parıltılarını, ziynetlerini, eşyasını, altınını, gümüşünü, ipeğini istiyorsanız gelin o zaman ben sizi boşayayım, size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi salıvereyim. Ne istiyorsanız alın, yani boşanma bedellerinizi, mehirlerinizi vereyim, ne istiyorsanız alın diye onlara söyle. Onların tercihlerini kendilerinin önüne koy diyor Allah Teala Hazretleri. Devamında da ve in kuntunne turidnallaha ve rasulahu ve'd-daral ahire. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu murad ediyorsanız, onu tercih ediyorsanız fe innallaha e'adde lil muhsinati min kunna ecra azime. Sizin içinizden muhsine olan, ihsan ehli olan, salihe olan hanımefendilere Allah büyük bir mükafat hazırlamıştır. Peygamber aleyhisselam bu ayet-i kerime nazil olunca Hazreti Ayşe anamızdan başlayarak inen bu ayeti onlara tebliğ ediyor. 29 günün sonunda inen bu ayet-i kerimeyi onlara tebliğ ediyor. Yani benimle mi kalıyorsunuz? Yoksa ben size boşanma bedellerinizi vereyim, gider misiniz diye Ayşe validemizden başlayarak, Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah ben seni tercih ederim. Allah'ı ve Resulünü tercih ederim. Dünyalık tercihim yok ama benim bu tercihimi sen öbür hanımlarına söyleme diyor. Hani ola ki onlardan dünyalık tercih ederek ayrılmak isteyenler olur, sen de bana kalırsın demek istiyor yani. Güzel bir, kadınca bir düşünce. Kadınca bir düşünce, peygamberim hayır, ben onların da peygamberiyim. Ben onların da peygamberiyim. Onlara bu fermanı, bu ilahi fermanı onlara duyurmak zorundayım diyerek bütün hanımların hepsine bu ayeti kerimenin hükmünü ilan ediyor ve hepsi tek tek ya Resulallah biz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyoruz diyerek bu taleplerinden vazgeçiyorlar. Yani hakikaten önemli bir hadise. Yani böyle bir ilah hadisesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de gerçekleşiyor. İşte bu ilahın sonunda 4 ay dolduktan sonra ayetin devamını okuyalım, bitirelim bu bahsi. Ve in azamut talaka fe innallaha semiun alim. 4 ay dolduktan sonra eşlerine dönmezler, talak murad ederler, talaka azmederlerse bu karılarına, hanımlarına ilah yapan erkekler, o zaman Allah yaptığınız her işi bilen ve haberdar olandır. Dolayısıyla o sizin bileceğiniz iştir. Ama tekrar geri dönme şansı 4 ay önce mümkün olduğunu
bu ayeti kerimede Allah Teala ifade ediyor. Müellifimiz buraya şöyle bir şiir koymuş. Bizim ortaklığımızda ahdi vefa vardı. Sen cefa ettin, ahdini bozdun. Sen tekrar ahdini tazeleyecek olursan öncekinden daha hoş ve sevgili olursun. Yani eşler arasında bu tür şeyler olabilir. Bu ayrılma sürecinde belki de yeniden daha muhabbetle birbirlerine dönmesi söz konusu olur. Dolayısıyla bu tür tedip imkanlarını da değerlendirebilir eşler manasına. Şairimiz de böyle bir söz ifade etmiştir. Allah Teala cümlemize salihlerle beraber olmayı, salihlerin yolundan yürümeyi, ailelerine değer vermeyi ve evladı iyalini İslam terbiyesiyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.